Merhaba arkadaşım daha hoş geldin. Konumuz ne? Mutlak değer. Sana bir şey soracağım. İki nesnenin birbiriyle uzaklığı en az ne kadar olabilir? Ne kadar hocam? Sıfır değil mi? Birbirine değiyordur sıfır. Ya da bu iki nesne birbirinden uzaktadır. Aralarında pozitif bir mesafe olur değil mi? Yani iki nesnenin uzaklığı en az sıfır olur ya da aralarında pozitif bir mesafe olur. İşte bu mutlak değerdir. Çünkü mutlak değer bir metredir. Bir uzunluk ölçme aracıdır. İki uzunluk, daha doğrusu iki nesnenin uzunluğu, aralarındaki uzunluk, aralarındaki mesafe ya pozitiftir ya da en az sıfırdır. Negatif olabilemez. Bitti. Mutlak değer bitti arkadaşlar. Şu an mutlak değeri mantığını anladık. Demek ki mutlak değer negatif olamaz. Uzaklık negatif olamaz. En az sıfırdır ya da pozitif bir uzaklıktır. O zaman mutlak değer de en az sıfırdır ya da pozitif sonuçlar verir. Bitti. Negatif sonuç veremez. Mutlak değer bitti. İsteyen kapatabilir. Şaka şaka dur. Şimdi arkadaşlar. Neler göstereceğim hemen göstereyim şöyle bu ders neler işliyoruz bir görelim bunu göreceğiz bunu 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 hızlı hızlı geçiyorum bunların hepsini göreceğiz inşallah öğreneceğiz tamam mı? sonra sonra geleceğiz kitaptan burada mutlak değer ödevlerimiz var nerede o bu aslan parçasını bitiriyoruz arkadaşlar onu da bitirdikten sonra mutlak değer konusu sizin için bitmiş olacak dersi anlatınca benim için bitmiş oluyor. Senin için soruları çözünce bitecek. Ödevini yapınca bitecek. Bunu unutma sakın tamam mı? İzleyerek hiçbir şey olmaz. İzleyerek sadece izleyerek öğrenilseydi kediler kasap olurdu arkadaşlar. İzleyeceksiniz ve uygulayacaksınız. Yöntem budur. Mutlak değer başlıyorum. Hadi bismillah. <laughs> arkadaşlar mutlak değer bir metredir Bir uzunluk ölçme aracıdır. Mesela ben sana mutlak değer 5 dersem aslında 5'in sıfır olan uzaklığını soruyorum. Mutlak değer 5 demektir bu. 5'in 0 olan uzaklığı ne kadardır? 5 birimdir. Aynı şekilde eksi 5'in 0 olan uzaklığı nedir? Mutlak değer eksi 5. Bu eksi 5'in yanına iki çizgi çizdim mi bunu ölç demektir. Eksi 5'in boyu ne kadar? He boyu nedir? 0 olan uzaklığıdır. Bakarsın 1, 2, 3, 4, 5. O da 5 birim. A eksi 5 de 5 de 0'a eşit uzaklığa sahiptir. Mutlak değer eksilerle ilgilenmez. O uzaklığı ve boyu verir. Boy da onun pozitif değeridir. Bitti. Bak şimdi. Mutlak değer 5. Dışarı nasıl çıkacak? 5 diye. Mutlak değeri bozarsın. Kurtulur. Niye? Çünkü dersin ki ya mutlak değerin içi zaten pozitif. Aynen çıkar. Eksi 5'in boyuna kadar. Eksi 5 sıfıra o da 5 birim uzaklıktadır. Evet içerisi negatiftir ama bu eksi 5 sayının eksili değeridir. Sayının boyu değil. Uzunluğu değil. Sayının uzunluğu 5 birim. Sıfır olan uzunluğu. Eksi 3'ün sıfır olan uzaklığı 3 birimdir. Mutlak değer 3. Bak eksi 3 mutlak değerden artı 3 diye çıktı. Niye bunu artı yaptım? Çünkü ben burada boyuyla, uzunluğuyla ilgileniyorum. Haa. Eksi 3'ün eksi 3 değeriyle ilgilenmiyorum yani. Süper. İleride bunların teknik altyapısını da anlatacağım. Şu an sadece şunu bile. Eksili değerleri artılı çıkarıyoruz. Bitti bu kadar. 3 bölü 2 aynen 3 bölü 2 diye çıkar. Bir de şunu anlatayım. Mutlak değer 3 bölü 2 var ya. Bu mutlak değer aslında mutlak değer 3 bölü mutlak değer 2 diye de ayrılabilir. Bu da aynı yere gelir. Tamam. Bunu da bilin. Eksi 1 bölü 4. Tabii ki artı 1 bölü 4 olacak. Çünkü içeride eksi ise biz eksiden kurtuluruz. Negatif mutlak değer eksiden kurtarır. Boyunu ölçer çünkü. Şimdiki mutlak değer içerideki sayı pozitifse dışarı aynen çıkar. Negatifse ile çarpılarak çıkar. Doğru. Çok mantıklı. Mesela eksi 6. Ben bunu niye artı 6 diye dışarı çıkarıyorum? Eksi 6'nın boyu 6 birimdir. Aslında başından geçen bir hikaye var. O da şu. Biz şöyle yapıyoruz. Teşhis, tedavi, doktorculuk oynuyoruz. Diyoruz ki mutlak değerin içi ne? Mutlak değerin içine bakıyorum. Eksi hocam. Eğer eksi ise bir de sen eksiyle çarpıyorsun. Yani düşene bir tekme de sen atıyorsun. Ama sadece matematikte gerçek hayatta değil. Gerçek hayatta tam tersini yapıyoruz. Matematikte eksi ise bir de biz eksiyle çarpıyoruz. Niye? Bak eksi 6 ya. Burası eksi 6 ya. Ben bu eksi 6'yı bir de eksiyle ben çarpıyorum. Ne oluyor biliyor musun? Eksiyle eksinin çarpımı artı yapar. Artı 6. Aa, ben bu eksi 6'yı eksiyle çarparak ona iyilik yaptım. Onu artıya çevirdim. Vay. Başından böyle bir serüven geçer. Biz bu serüveni şu an hızlı bir şekilde atlayacağız. Tamam mı? Çünkü bu bana genelde harfli kısımlarda lazım olacak. Şimdi bak. <laughs> eksi 10. Direkt 10 diye çıkar. Doğru. İşlemin eksisi. 2. İki. Artı 2'dir. Aynen çıkar. Artı. Artı yazıyorum. Eksi 5. Nasıl çıkacak? Artı 5. Bitti. İşlem budur. 10. Eksi 2. 7. 7'ye 5 şekli 12. Bunun cevabı 12. Fakat başından geçen serüvenle beraber görelim. Şimdi arkadaşlar diyorum ki teşhis tedavi yapıyorum. Bunun içindeki e, sayı negatiftir. O yüzden ben eksi 10'u bile ben eksiyle çarpıyorum. Burada işlemin eksisi var. Bak işlemin eksisini yaptım. Bu işlem e, bu mutlak mutlaklığın içindedir pozitif artı. O zaman aynen çıkarıyorum. Hiçbir şey ellemiyorum. 2'yi 2 diye çıkardım. Hocam önünde eksi var. Yavrum o eksiyi ben koymadım. O buradaki işlemin eksisi. Tamam mı? Heh. Ben 2'yi aynen çıkardım. Burada ne var artı? Burada ne var şimdi? Mutlak değerin içinde ne var? Eksi. Aa, eksi negatif. Eksi 5. O yüzden bir de ben eksiyle çarpıyorum. Ben şöyle oluyor. Eksi eksi 5 yapıyorum bundan. Tamam mı? Tamam. E şimdi burası eksi ile eksinin çarpımı artı 10 yapar. Burası eksi 2 yapar. Şu artı ile şu eksi çarpışınca ne olur? Eksi olur. Tamam burası bir tane eksi yazabilirim. Eksi ile eksi çarpınca ne olur? Artı olur. Artı 5 yaptı. Bak 10 eksi 2 7 5 daha 12. Bu bu kadar uzun yapılır. Şimdi bu uzun yapmak işin teorisidir. Bilelim. Ama sadece sayı gördüğümüzde böyle pratik bir şekilde biz dışarı hızlı hızlı çıkaracağız. Bunu neden kullandığımı da biraz sonra çok iyi anlatacağım. Mesela burada. Şimdi arkadaşlar kök 5 eksi 2. Bu mutlak değerine nasıl çıkacak? Mutlak değerde nasıl çıkacak? Şu soruyu soracaksın. Mutlak değerin içi artı mı eksi mi? Önce teşhis. Teşhisi koyuyorum. Bakıyorum. Bu kök 5. 2 hmm. nedir? Köklü cinsten düşünürsen kök 4'tür değil mi? Kök 4 dışarı 2 çıkar. Aslında mutlak değerde bunu soruyor. Kök 5 eksi kök 4. Hangisi büyük? Kök 5. ha Kök 5 kök, kök, beş, kök 4'ten büyük. Yani kök 5 2'den büyük. Güzel. Bunu öğrendim. Diyorum ki bu büyük bu küçük. Büyükten küçüğü çıkardığım için şu an mutlak değer içi nedir? Pozitiftir. O zaman aynen çıkarayım. Hiçbir şey değiştirmiyorum. Kök 5 eksi 2 diye çıkarıyorum. Mutlak değer bozuldu. Ortadan kalktı. Niye? Teşhisi koydum. Tedaviyi yaptım. Pozitif olduğu için aynen çıkardım. Hadi bir soruda ben sana sorayım. Sorun hocam. Mutlak değer içerisinde 1 eksi kök 3 Bu nasıl çıkacak? Hadi söyle bakayım. <laughs> hocam siz öğretmiştiniz teşhis tedavi. Burası pozitif mi negatif mi ona bakarım. Hocam 1 kök 3 hangisi büyük? 1'in karesi 1'dir. kök 3'ün karesi 3'tür. He bunun karesi daha büyük olduğu için demek ki kök 3 daha büyük hocam. E daha büyük olanın da önde eksi var. Demek ki hocam bu işlemin sonucu negatif çıkar. Çünkü diyeceksin ki hocam hocam buradaki 1 sayısı küçük, kök 3 sayısı büyüktür. Küçükten büyüğü çıkarsam negatif olur. Mesela atıyorum 2 eksi 7 gibi. Ne yapar? Eksi 5 çıkar. Hocam bu işlemin bu işlemin sonucu negatif çıkacağı için demek ki benim mutlak değerimin içi negatif. Teşhisi koydum negatif. Hocam negatifse bir de ben eksiyle çarpıyorum. Yani diyorum ki 1 eksi kök 3 negatif bir sayıdır. Bunu bir de ben eksiyle çarpıyorum. Artık pozitiftir. Bak eksi 1 eksi kök 3 pozitiftir. Çünkü bunun kendisi negatif çıkıyor. Öne bir daha eksi koyarsam pozitif olur. Tamam. Eksi içeri dağıtıyorum. Bunu bununla çarpıyorum. Eksi 1. Bunu bununla çarpıyorum. Eksi eksi artı yapar. Artı kök 3 yaptı. Bak bu artık pozitif bir sayıdır. Çünkü kök 3 büyük. bir küçük. Birinin önünde eksi var. Sonuç sorun değil. Kök 3 daha büyük olduğu için bu işlemin sonucu pozitif çıkar. Harika. Olayı anladınız mı? Anladınız. Bu kadar. Teşhis yap. Tedavi uygula. Teşhis içerisi negatifse tedavi eksiyle çarpmaktır. Bu kadar basit. İçerisi pozitifse aynı dışarı çıkar. X eksi 3'ten küçük olmak üzere. Bu da bu da ifadesinin cebirsel karşılığını bulun x eksi 3'ten küçük. Bu ne demek? 0, eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5. Değil mi? Böyle sayı doğrusu var elimde. Tamam. Eksi 3'ten küçük. Burada bir yerde x. Ben bir tane x değeri seçtim. Mesela eksi 4 seçtim. Buraya koyarsam ne olur? Eksi 4 artı 3'ten sonuç eksi 1 çıkar. Mutlak değerin içi negatif olur değil mi? Bak sonuç değil. Mutlak değerin içinin sonucu negatif olur değil mi? Evet. Demek ki diyorum ben eksi 3'ten küçük bir sayı koyup buraya yazdığımda 3 ile topladığında sonuç negatif çıkıyor. Önce teşhis, teşhis yapıyorum. Eksi 3'ten küçük değerleri <laughs> pardon. Eksi 3'ten küçük değerleri buraya yazarsam ve 3 ile toplarsam sonuç negatif çıkıyormuş. Teşhisi mutlak denişin negatif oldu. O zaman diyorum ki burası negatif bir sonuca sahipse bir de ben eksiyle çarparım. Bunu dışarı çıkarırken x artı 3'ü dışarı çıkarırken eksiyle çarparak çıkarırım. Bitti. Artık bu eksiyle çarpılmış hali pozitiftir. Bunun tamamı. Eksiyi içeri dağıt. Eksi x artı 3. Arkadaşlar bu pozitiftir. Pardon. Eksi x eksi 3. Bu pozitiftir. Bitti bu kadar. He, içeriği teşhis ediyorum. Tedavi uyguluyorum. Bu kadar basit. Mesela şey gibi düşün. X yerine eksi 5 yazdığını düşün mesela. Hani eksi 3'ten küçük şeyler seçeceksin ya. Buraya eksi 5 yazsaydım ne olurdu? Ne olurdu hocam? Eksi 5 artı 3 olurdu. Ne olurdu burası da? Eksi 2. Bak mutlak değerin eksi çıkıyor. O yüzden bir de ben eksiyle çarparak çıkardım. Ne oluyor? artıya dönüyor değil mi? Sayısal gösterince anlıyorsun. Ben bunu artık sembolleştirdim. Eksi 5 yazmak zorunda değilim dedim. Ne yazarsam yazayım. Bu içerisi negatif oluyor. O zaman eksiyle çarptığımda buradan çıkan sonuç her zaman pozitiftir. İnanmıyorsan bak yine x yerine eksi 5 yazayım. Bak şimdi x yerine eksi 5 yazayım. Eksi x yerine eksi 5 yazıyorum. Eksi 3. Bak şu eksi hala burada duruyor. Eksi ile eksinin çarpımı artı 5 yapar. 5 eksi 3 ne yaptı? 2 bak yine pozitif çıktı. Gördün mü? Yani Sayının önünde eksi var diye sen onu eksili zannetme. Burada eksi vardır ama x'in yerine de eksi bir sayı gelirse o eksiyle çarpınca artıya döner. He. Sembollerde buna takılmayın yani. Güzel. Devam edelim. A negatif, B pozitif, C bu da bu da ifadesinde. Işte bu nedir? Arkadaşlar A negatif sıfırdan küçük, B pozitif sıfırdan büyük. Güzel. A eksi B nedir? Bak A negatif. B pozitifti ama önüne eksi gelmiş. Artık bu da negatif. Doğru mu? Doğru. Çünkü artı bu. Eksi bu. Artı eksi çarparsan eksi olur. Şimdi a negatif b negatif. İki negatif yani sayı yan yana geldi. Mesela eksi bir eksi ne yapar eksi iki. Daha da negatif yapar değil mi? Bunlar toplanıyor çünkü. O zaman teşhisim gereği buranın içerisini negatif buluyorum. Bütün işlem negatiftir. Güzel. Şuraya geliyorum. A sayısı negatif. Önde bir daha eksi var. Bu artık pozitiftir. Nasıl yani hocam? Cık, yavrum a negatif değil mi? Evet. Eksi a ne olur? Bunun önüne eksi koyarsan eksi a bu eksinin önüne eksi gelir. Pozitif olur. Çünkü eksi a şu olur. Eksi ile eksinin çarpımı artı. Eksi a pozitif olur artık. He, a negatifse eksi a pozitiftir. Doğru. Güzel. Bu önemli. Demek ki eksi a pozitif. Şimdi ben ne demiştim? Buradaki işlemin sonucu negatif çıkıyor. O zaman bir de ben eksiyle çarpıyorum. Yani mutlak değeri bozup a eksi b'yi dışarı çıkarırken önüne eksi koyuyorum. Güzel. Artı işlemin artısı. Bu içerisi neydi? A negatifte eksi a pozitif. İçerisi artı olduğu için pozitif olduğu için aynen dışarı çıkarıyorum. Eksi A diye çıkarıyorum. Hiçbir şey yapmadım. bak. Eksi A'ydı. Eksi A diye çıkardım. Hiçbir şey yapmadım. Ama bu A eksi B'ydi. Tamam bak A eksi B'yi ne yaptım? Eksiyle ile çarptım. Güzel. Şimdi bu eksiyi içeri dağıtalım. Bunu buna çarpıyorum. Eksi A. Eksi eksi B ile çarpıyorum. Artı B. Buradaki artı ile eksiyi çarparsan ne olur? Eksi A olur. Ee, B eksi 2 A oldu. Çünkü eksi A eksi A eksi 2 A yaptı. Bu kadar basit o. Güzel. Devam. Teşhis tedavi yöntemi. X, Y, Z küçükten büyüğe sıralamış. Bıdı bıdı verilmiş. Eşitini bulalım. Bulalım. Şimdi X, Y. X küçük, Y büyük. Küçükten büyüğü çıkarıyorsun. Tamam mı? Bir dakika bilgisayar uyarı verdi. Heh. Küçükten büyüğü çıkarıyorsun. Şöyle düşün mesela. 1, 2, 3 gibi düşün. Burada ne yapmış? 1, eksi 2 yapmış. Ne yapar? Eksi 1. Yani içerisi negatif çıkar değil mi? Küçükten büyüğü çıkardığın için burası her türlü negatif mi çıkar? Evet. Sadece bunlar sayısal örnekleriydi. Geliyorum. X eksi Z. Ya küçükten büyük olan Z'yi çıkarmışsın. Burası da negatif çıkar. Düşünsene. 1 eksi 3 gibi. Ne yapar? Eksi 2. Ha negatif çıkıyor. Y eksi Z. Ay daha yine küçükten büyük çıkarmış. Bu da negatif çıkar. Bu da negatif. Hep, hep küçükten büyük çıkarmış değil mi? Evet. Bundan bunu X'ten Z'ye Y'den Z'ye. Hepsi negatif. Tamam. Diyorum ki x Y. sen negatifsen tedavisi nedir? Eksiyle çarpmak. Eksiyle çarpıyorum x y ve öyle mutlak değer dışına çıkarıyorum. Burası nedir? x eksi z. x eksi z'yi dışarı çıkarırken arkadaşlar dikkat edin. x eksi z'yi dışarı çıkarken eksiyle çarpıyorum. Bir de şu işlemin eksisi var. Bak karışmasın diye bir parantez daha koyayım. Bak bu işlemin eksisi. Ben x eksi z'yi eksiyle çarpacağım için karışmasın diye bu parantezi koydum. Artı işlemin artısını da buraya yazayım. Artı. Burayı da eksiyle çarpıyorum. Karışmasın diye yine eksiyi koyuyorum. Y eksi z. Bakın artık mutlak değerlerden kurtuldum parantezlere döndüm. Şimdi bilerek çok ayrıntılı yapıyorum. Sonra hızlanacağım arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorum? Hemen bu eksi içeri dağıt. Eksi x artı y, eksi x artı y. Hocam bu eksiyle bu eksi çarpıları artı olur. Bravo. Burası x eksi z oldu. Bravo. Buraya gelin. Hocam bu artı ile bu eksi çarpıları eksi olur. Eksi y eksi z oldu. Şimdi diğer parantezlere dağıtıyorum. Bu eksi x artı y aynen yazdım. Artıyı içeri dağıtmak hiçbir şey değiştirmez. Çarp, artı ile artı çarpı artı. Artı ile eksi çarp eksi. Bu böyle oldu. Şimdi eksiyi de atalım. Eksi ile y çarp eksi y. Eksi ile eksi z çarp artı z. Güzel. Buradaki işlemi yaparken ne görüyorsun? Ne görmeliyim hocam? Bak artı y eksiye sıfır yapar toplanca. Eksi z artı z toplanca sıfır yapar. Eksi x artı x sıfır yapar. Hoba hiçbir şey kalmadı. Sonuç sıfır. Tertemiz bir şey çıktı arkadaşlar. Olayı anladık mı? Anladık. Özellikle şu işlemin eksisini unutmayın. İşlemin eksilerini karıştırmayın lütfen. Onlar her zaman bizi takip eder. Eksiyle çarpmamız gerekiyorsa onları biz ekstradan yazıyoruz. Hmm, tamam ve parantezler koyuyoruz karışmasın diye. Sonra işaretle çarparak temiz bir sonuca ulaşabilirsiniz. X sıfırdan küçük, Y sıfırdan büyük, 3'ten küçük ise bıdı bıdı ifadesinde eşit bulun. Tamam teşhis tedavi. Y eksi X bu pozitif midir negatif midir? Hadi bakalım bana söyle. Hocam y sayısı sıfırdan büyük olduğu için pozitif. X sayısı negatiftir. Güzel. Hocam y sayısı pozitif. X negatif ama önüne bir daha eksi gelmiş. Dolayısıyla eksi x de pozitif yapar. Bravo. Bravo. E bu da pozitif, bu da pozitif. İki pozitifin toplamı hayli hayli pozitif. İçerisi pozitif arkadaşlar. Şuna bir değineyim bak tekrar değiniyorum. X sıfırdan küçük negatif ya. Arkadaşlar eksi x sıfırdan büyük olur. Pozitif olur. Eksi x pozitif olur. Niye? X'in kendisi negatif. Örnek vereyim. X sıfırdan küçük negatif sayı dedik. Mesela kaç? Eksi 2. Sıfırdan küçük negatif değil mi? Şimdi ben x negatif diyorsam o şu anlama gelir. Bu x kutusunu bir kaldırıyorsun. İçinden bunun altından negatif bir sayı çıkıyor. Bu x negatif dediğimde ben önünde illa eksi olmasına gerek yok. X'i kaldırdığında altında eksili bir sayı çıkıyor. Bir bakıyorsun kartın altında eksi 2 yazıyor. Bak şimdi bir kağıt olsa da göstersem yani. Ulan etrafta kağıt da yok. Neyse yani anladın mı? Şey gibi düşün. Silge. Ben bunun arkasına yazıyorum bak. Dur kalem. Kalem diyor. Hiçbir şey yok etrafta. Eksi 2 yazıyorum. bir dakika bekle. Göremiyorsun değil mi? Diyorum ki bu, bu silgi eksidir. Diyorsun ki hani hocam önünde eksi işareti yok. Bir çeviriyorsun arkasında eksi 2 yazıyor. Yani sayının değeri negatiftir. İlla eksi yazmasına gerek yoktur harfli sayılarda. Heh, bunu anlatıyorum. Tamam burayı da çok karıştırmayın. Belki de biliyordunuz kafanızı karıştırmayalım şimdi. Teşhisi yaptık tamam. Burası pozitif çıkıyor. Eksi y nedir? Ya y pozitif. Eksi y nedir? Negatif. Burası şu an negatif. Tamam. Y eksi 3 nedir? Şimdi y küçük 3 büyük. Y küçük 3 büyük. Büyük olan 3 olduğu için önde eksi olduğu için bu işlemin sonucu negatif çıkar. Mesela y'yi 1 gibi düşün. Hani 1 eksi 3'ten eksi 2 çıkar. Tamam teşhis tedaviye geçiyorum. Şimdi ben arkadaşım şu mutlak değeri değiştirmiyorum şu an. Şununla oynamıyorum. Onu bir yazayım. Küçük mutlak değerleri. Yani şu mutlak değerleri bozacağım. Bunları ortadan kaldıracağım. Diyorum ki mavi mutlak değeri kaldırırken içerisi şu an pozitif olduğu için y eksi x aynen çıkar. y eksi x diye çıkarıyorum. Güzel. Eksi işlemin eksisi. Şimdi eksi y nedir? Negatif. Değil mi? O zaman ben bunu eksiyle çarparak çıkarıyorum. Bak eksi y'yi eksiyle çarparak çıkarıyorum. Harika. Diyorum ki eksi y sen çık ama diyorum bir de önüne eksi al. Çünkü niye? Sen negatifsin. Seni zıt işaretle çarpmalıyım. Bu kadar güzel. Şu eksi de işlemin eksisi geldi. Güzel. Dışarıdaki mutlak değerde duruyor mu? Duruyor. Artı. Buraya gelelim. Burası nedir? Negatif hocam. O zaman teşhis buysa tedavi nedir? Eksiyle çarpmak. Tamam. Y eksi 3'ü yazıyorum. Önüne eksi koyuyorum. Bu kadar. İki defa da parantez koydum. Şu artı ile eksi karışmasın diye. Çünkü bu işlemin artısı. Bunlar önemli. Tamam, şurayı silebilirim. Şimdi gel. Y eksi x. Hocam, efendim. Şu eksi ile şu eksi artı yapar. Tamam. Artı +y yaptı. Bir tane paranteze düşürdüm artık buraya. Şurayı hallettim yani şu an. Tamam devam edelim. Hocam bu artı ile bu eksi de eksi yapar. Eksi. Şu y eksi 3 hala duruyor. Bak ben burada işlem yaptığımda burayı hiç değiştirmedim. Y eksi 3 aynen yazdım. Şimdi buraya geliyorum. Hocam bu artı y. Bu da zaten eksi y yapar. Birbirini götürür. Burada ne kaldı? Sadece mutlak değer içerisinde eksi x kaldı. Hocam bu eksi içeri dağıtalım. Eksi y artı 3 yapar. Tamam bunu eksi y yapar. Bunu artı 3 yapar. Bravo. Eksi x. Şimdi x neydi? Negatif x negatifse eksi x pozitiftir. Madem pozitif aynen dışarı çıkar. Aynen çıkardım. Burada ne var? Eksi y artı 3. Bitti. Al. <laughs> Sonuç budur. Eşittir diyorum. Eksi x eksi y artı 3 çıktı. Hocam bunları yeri değişik olsa olur mu? Nasıl yani? Yani şöyle olsa olur mu? 3 eksi x eksi y. Aynı şeydir yavrucuğum. Her şey olur. Bu da onun aynısı zaten. Evet şöyle bir işlemleri kontrol edelim. Bu ee, y eksi x pozitifte aynen çıktı. Bu eksi y. Tamam artı y tamam çıktı. Y eksi 3 negatifti. Eksi y artı 3 oldu. Tamam. Burası bir tamam her şey doğru sıkıntı yok. Devam. İfadesini alabileceği en küçük değer için x artı y toplamı kaçtır? Arkadaşlar bir mutlak değerin alabileceği en küçük değer neydi? Dersin başında söyledim. Sıfır değil mi? Sıfır. Bir mutlak değer en az sıfır olabilir. Negatif olamaz. Bu ifadenin alabileceği en küçük değeri mi soruyor? Evet. Demek ki buranın en küçük değeri için buranın toplamının sıfır olmasını istiyorum. Bir mutlak değeri nasıl sıfır yapabilirim? Bunu sıfır yapmalıyım. <laughs> Bunu sıfır yapmalıyım. Buna göre x ve y seçmeliyim. Harika. y eksi 1'i sıfır yapmak için y'yi 1 seçiyorum. Böylece mutlak değer en az olan sıfır değerine alışır. Dışarı sıfır diye çıkar. Burayı sıfır yapmak için 2x'i eksi 8 seçmeliyim. Ki bu artı 8 ile birbirini götürsün sıfır olsun. O zaman x'i eksi 4 seçiyorum. Niye? 4 ile 2 çarpı eksi 8 artı 8 ile topla sıfır. Bitti. Demek ki ben x'i eksi 4 seçmeliyim. x'i eksi 4 seçmeliyim. y'yi de 1 seçmeliyim. Bu x'in toplamını yapar eksi 3 yapar. Hocam eksi çıktı mutlak değer yapıyorduk ama. Yavrum burada bir mutlak değerlik yok ki. X ve artı y'yi soruyor bana. Mutlak değerlik burada kaldı. He, tamam bir mutlak değer ifadenin alabileceği en küçük değer dediğinde sıfır yapıyorum o mutlak değerin için. Tamam güzel. Mutlak değerli denklemler. Bir mutlak değer arkadaşlar bir sayıya eşit olduğunda nasıl çözülür? İki. iki yöntem var. Daha doğrusu iki yol var. Nasıl biliyor musun? Şöyle anlatayım sana. Ben mutlak değerin içinin pozitif olduğunu bilirsem dışarı aynen çıkarıyordum. Negatif olduğunu bilirsem eksiyle çarparak çıkarıyordum ya. Evet. E bir mutlak değerli denklem bir sayı eşit olduğunda ben bunun içinin pozitif mi negatif mi olduğunu bilmiyorum ki. E ne yapacağım? Bir pozitifmiş gibi davranarak dışarı çıkaracağım. İki negatifmiş gibi davranarak dışarı çıkaracağım. Bu kadar basit. İki seçeneğim oluşuyor yani. Bilmediğim için ikisini de deniyorum. İki yolda denemek zorundayım. Yani bir mutlak değer x eşittir 9 demiş. Burası pozitif mi negatif mi bilmediğim için diyorum ki 1. Burası pozitif olsun. Pozitifse şöyle bir duvar çiziyorum. Pozitifse aynı an dışarı çıkarıyorum. X aynı an dışarı çıkarıyorum. Mutlak değeri bozuyorum. Kaldırıyorum. Eşittir 9 diyorum. 2. Yo diyorum. Belki de burası negatif. Mutlak değer X'in içerisi negatifmiş gibi düşünüyorum. Diyorum ki eğer burası negatifse bir de ben eksiyle çarpmalıyım. X'i eksiyle çarparak dışarı çıkarıyorum. Eşittir 9 diyorum. Bitti. Her iki tarafı eksiyle çarparsam burası x olur burası x9 olur. Bak x'in iki değerini de buldum. Aaa çok iyi ya mükemmel. O zaman arkadaşlar şöyle diyeceğiz. Mutlak değeri bozarken ortadan kaldırırken içerideki denklemi bir artı alıyorum bir de eksiyle çarparak alıyorum. Ve sonucu hep aynı sonucu eşitliyorum. Bitti bu kadar. Tabi şunu da diyebilirsin. Hocam efendim ya bu mutlak değer x eşittir 9 bu basit bir denklemdi. Dışarı 9 diye çıktıysa ben bunun ya artı 9... Ya da eksi 9 olması gerektiğini anlarım zaten. Doğru. Çünkü artı 9 da dışarı 9 diye çıkar. Değil mi? Eksi 9 da dışarı 9 diye çıkar. Doğru. Yani bunları görmek kolay. Bunlar görünebilen basit sorular. Ama bu genel yöntemini bileceğiz. Tamam. Nasıl yani? Biraz örneği geliştirelim anlatalım. Mesela burada görebiliyor musun? Hemen göremeyebilirsin. Şöyle diyeceksin. Hocam ben bu mutlak değerde x'in de ifadenin sonucunun 3 olduğunu biliyorum ama içerisi artı mıydı eksi miydi bilmiyorum. O zaman diyorum ki duvarını çek. Burayı bir artıymış gibi düşün. Dışarı çıkar. Aynen çıkartırım. 2x 7 eşittir 3 derim. Bak mutlak değeri bozdum. Bunu çözerim. Çözeceğim zaten biraz sonra. Bir de derim ki hocam ya burası eksi olabilir. Belki burası negatifti. Madem negatifti o zaman 2x 7'yi mutlak değerden dışarı çıkar ama eksiyle çarp. Sonuç kaç? Yine artı 3. Bak 2x artı 2x 7 bir aynen çıkardım bir de eksiyle çıkardım. Bu kadar. Şimdi çözüyorum. Çözelim. Bunu karşıya artı diye atalım. 10 olur. 2 x 10. Her iki tarafı 2'ye bölelim. x 5 olabilir. Güzel. Buraya geliyorum. Eksi içeri dağıt. Eksi 2 x artı 7 yapar. Artı 7 eşittir 3. Hocam eksi 2 x'i karşıya artı 2 x diye atın. 3'ü de bu tarafa eksi diye atın. 7'den 3 çıkarın 4. Her iki tarafı 2'ye bölün. x'in oldu 2. Bak x 2 de olsa 5 de olsa bu doğru çıkıyor. Hadi gel test edelim ya. Gerçekten bakalım doğru mu? 2 x eksi 7 eşittir 3 diyor. 1. x yerine ne yazıyorum? 5. Bakalım buraya 5 yazalım. 2 kere 5 10. 10'dan 7 çıkar 3. Mutlak değer 3 oldu. Sonuç kaç? 3. Doğru. Bravo. Gel hadi bakalım 2 yazalım. Bir de bunu deneyelim. X yerine 2 yazıyorum. 2 kere 2 4. 4 eksi 7 ne yapar? Eksi 3 yapar. O da dışarı artı 3 çıkar mı? Evet doğru. Ooo çok güzel. Gördün mü? Bunu da yerine koyduğumda bunu da yerine koyduğumda doğru çıkıyor ki zaten doğru çıkmak zorunda. Olayı anladık. Mutlak değeri bir artılı çıkarıyoruz. Bir eksili çıkarıyoruz. Aynı sonuca eşitliyoruz ve işlemi bitiriyoruz. Güzel. Devam edelim. Denklemi sağlayan x değeri kaçtır? Bakıyorum mutlak değer var. 2 Ya şu bir kere şu eksi 2 karşıya artı 2 diye yap. Bir kere onunla başlayalım. Yani 3 eksi eksi 9 artı 2 diye yap. 6 oldu. Şimdi ben mutlak değeri dışarı çıkaracağım. Bozacağım ya. Hemen 2'ye bölüyorum. Duvarımı çekiyorum. 1. Burayı aynen çıkarıyorum. Diyorum ki içerisi pozitif olsun. 3 eksi eksi 9 eşittir 6. 2. İçerisi negatif olabilir. Yani 3 eksi eksi 9'u eksiyle çarparak çıkarıyorum. Eşittir 6 diyorum. Güzel. Burada hemen ne yapıyorum? Eksi 9 artı 9 diye geçti. 15 eşittir 3x oldu. Her iki tarafı 3'e böl. x eşittir 5 oldu. Burada ne yapıyorum? Hocam eksiği içeri dağıtmak yerine bütün denklemi eksiyle çarptım. Bunu eksiyle çarptığınız zaman 3x eksi 9 olur. Bunu eksiyle çarptığınız zaman eksi 6 olur. Bravo bu da doğru bir yöntem. Yani eşitliğin hem sağına hem soluna eksi 1 ile çarptım. Böylece bu eksiyi dağıtmaktan kurtuldum. Dağıtsaydınız da aynı sonuç çıkardı. Bir şey değişmez. 9'u karşıya artı 9 diye atıyorum. E, eksi 6 da orada var. 3 yapar. Burada ne kaldı? 3x. Her iki tarafı 3'e böl. Elektrik yani tabi e böl, bölemedim. X eşittir 1 oldu. Tamam. Arkadaşlar X ya 5'tir ya 1'dir. İnanmıyorsan bak yerine koy. 5 koysan da doğru çıkacak. 1 koysan da doğru çıkacak. Ha bu arada şunu da anlatayım. Biraz önceki soruda mesela şu sorunun kolay bir çözümü de var. Nasıl biliyor musun? Niye anlatmıyorsunuz hocam kolay çözümü varsa? Ya kolay çözüm derken bak şimdi olay şu. Bu dışarı 3 diye çıkmış mı? Bazısı şöyle de düşünebilir. Ya bir mutlak değerin içi nasıl olur da dışarı 3 diye çıkar? İçerisi ya artı 3'tür ya eksi 3'tür değil mi? İki yol var. Bu denklemi alırsın. 1 artı 3 eşitleyerek sonuç bulursun ve x'i bulursun. Doğru çıkar. Bir de bu denklemi alırsın. Eksi 3 eşitlersin. Oradan denklemi çözersin. Sonuç yine çıkar. Çünkü buranın içerisi ya artı 3'tür ya eksi 3'tür dışarı 3 çıktığına göre değil mi? Bu kadar. Buradan da yapabilirdin. Yani şöyle de yapabilirdin. Birincisini yapıyorum. Diyorum ki ya burası 3'tür. Buranın içi 3 olabilir. Yani 2x eksiye değiştir 3 der. Buradan 2x eşittir 10, x eşittir 5 diyebilirdin. Güzel. Ya da derdin ki ya bir hocam ben şunu alıyorum. Burası eksi 3'tür. 2x eksi 7 eksi 3 olabilir. 2x eksi 7 eksi 3 derim. Buradan da çözülürüm. 2x eşittir bunu karşıya artı diye atarım. 4, 2'ye bölerim. x 2. Arkadaşlar benim yaptığım bu yöntem de doğru. Bu yöntem de doğru. İkisi de doğru. Ama ben size sadece bir tane yalın temiz yöntem verip hep oradan devam etmek istiyorum. Tamam. Ben genelde bunu vereceğim. Tamam. Yukarıdaki ne değil. Yukarıdaki daha pratik bazılar onu kullanabilir. Burada da yine kendi yöntemimi verdim. Buraya geliyorum. Denklemini sağlayan x'lerini bul. A iç içe iki tane mutlak değer var. Şimdi ne yapıyorum biliyor musun? Önce en dıştaki mutlak değeri bozuyorum. Bunu. Bak nasıl bozuyorum? Duvarımı çekiyorum. Diyorum ki bu içerisi artı da olabilir, eksi de olabilir. Önce artı çarparak yani artıymış gibi düşünüp aynı dışarı çıkarıyorum. Bak mutlak değer 3x eksi 11 artı 5'i aynı dışarı çıkardım. 12 dedim. En dışarıdaki mutlak değeri bozdum. Bir de dedim ki bu içerisi negatif olabilir. Yani mutlak değer 3x-11 artı 5'i bir de ne yapacağım? Bunu eksiyle çarpacağım ve sonucu 12 eşitleyeceğim. Bu ikisi de doğrudur arkadaşlar. Aynen çıkardım. Aynen çıkarıp eksiyle çarptım. Süper. Şimdi bunu nasıl çözeceğim? Şunu şöyle düzeltmek daha kolay. Hocam hem burada eksi var bu eksiği içeri dağıtacağımıza şöyle yapalım. Nasıl yapalım? Bu mutlak değer belli olsun. Hocam eşitliğin hem sol tarafını hem de bu sağ tarafını eksiyle çarpayım. Burayı eksiyle çarparsam eksiden kurtulurum. 3x 11 mutlak değer artı 5 olur. Burayı eksiyle çarparsam eksi 12 olur. Bravo. Temiz oldu. Şimdi sağ, sağ ve sol tarafa bakıyorum hangisini yapayım diye solu yapacağım. 5'i atıyorum karşıya. 12'den 5 çıkar 7. Burada ne oldu? Mutlak değer 3x 11 eşittir 7. Şimdi arkadaşlar diyorum ki aa bir mutlak değer yine bir denklem. 7'ye eşit oldu. Bak yine bir mutlak değer problemi. <laughs> mutlak değeri nasıl bozarız? Bir artılı bir eksili. Yine duvarımı çekiyorum. Diyorum ki burası artı olabilir. Aynen dışarı çıkar. 3x-11 eşittir 7. Yok burası eksi olabilir. Eksiyle çarparak dışarı çıkar. 3x-11'i eksiyle çarpıyorum. Eşittir 7. Güzel. Çözüyorum. 3x eşittir. eksi 11 artı diye attım. 18. 3'e böl. x eşittir 6. Burada eksi içeri dağıt. 3x-11 artı 11 eşittir 7. 3x'i sağ tarafa at. 7'yi sola at. 11'den çıkar. 4 kaldı. X eşittir 4 bölü 3. Güzel. Kesirli de çıkabilir. Yani e, rasyonel sayı şey pay payda şeklinde bir kesir çıkabilir yani. Hep tam sayı çıkacak diye bir şey yok. Şimdi 2 tane x değeri buldum. 1, 2. Buradan 2 tane buldum. Gel. Buradan da bulacağım. Diyorum ki şu artı 5'i karşıya eksi olarak at. Eksi 17 olur. Burada ne kaldı? 3x eksi 11 eşittir eksi 17. Sonra mutlak değerini içine bir artılı bir eksili çıkaracaktım aynı yandaki gibi. Fakat bir şey fark ettim. Neyi hocam? Dikkat et. Bu mutlak değer Eksi -17'ye eşit demiş. Alarm veriyor alarm. Bir mutlak değer eksiye eşit olabilir mi yahu? Olamaz. O yüzden diyeceksin ki mutlak değer eksili çıkamaz. Buradan çözüm gelmez. Bu kısımdan başka bir sayı gelmez. Bu kısmı sağlayan bir x değeri yoktur. He. Olsa burası pozitif çıksaydı aynı buradaki gibi ikiye ayırıp yine çözecektim. Ama negatif çıktığı için duruyorum. Hiç çözmeye gerek yok. Buradan çözüm gelmez diyorum. Benim bulduğum çözümler x6 olabilir. x4 bölü 3 olabilir. Götür ne yaz. Doğru çıkacaklar arkadaşlar. Vay be. Şöyle hızlı bir kontrol edeyim. Tık 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 tık. Artı eksi 7. Tamam burası doğru. 18. Burası <laughs> dananın eksi 3. 11. Tamam. Attım 3x. Attım 4. Tamam bir sıkıntı yok. Eksi 7 olsaydı tık 4 4 tam Doğru. Burası çok önemliydi. Yani şurada negatif çıkması var ya bütün olayı durdurdu orada. İşlem yapmamı durdurdu. Şimdi <laughs> iki mutlak değer birbirine eşitsen olacak. Bak bir mutlak değer bir mutlak değere eşit. Arkadaşlar burada karesini alma diye bir yöntem var ama ona girmeyeceğim şimdi. Ne yapacaksın biliyor musun? Şöyle düşüneceksin. Ya kaç ihtimal var? Bu artı olabilir, bu artı olabilir. Bu artı olabilir, bu eksi olabilir. Başka? Bu eksi iken bu artı olabilir, bu eksi iken bu eksi olabilir. Dört farklı durum var değil mi? Her ikisi pozitif olabilir. Biri pozitif, biri negatif olabilir. Biri negatif, diğeri pozitif olabilir. Her ikisi de negatif olabilir. <laughs> Sonra diyorum ki şu iki ihtimal aslında birbiriyle benzer durumlar verir. Bunlar ne demek? Biri diğerinin zıttı. Zıt işareti. Tamam. O zaman şöyle yapıyorum. <laughs> Nasıl yapıyorum biliyor musun? İşi sadeleştirmek adına. Her ikisi de <laughs> aynı işaretli düşünerek yani artı artı Dur başka renk yapayım onu. Artı artı ya da eksi eksiymiş gibi düşünerek her ikisini aynı işaretliymiş gibi düşünerek dışarı çıkarıyorum. Aynı a dışarı çıkarıyorum. Bu şu ihtimalleri kullanmam anlamına gelir. Bir de birini pozitif alıp diğerini zıt işaretli alıyorum. O da bu ihtimali kullandığım anlamına gelir. Burada iki ihtimal var. Bu ve bu. Ben buradaki ihtimalleri özetleyeyim şimdi size. Sadeleştireyim. İki mutlak değer birbirine eşitlendi. Yapacağın şey şu. Bir ikisini pozitif çıkar. İki. Birini pozitif çıkar, birini negatif çıkar. Bitti bu kadar. Bu kadar. Bak. <laughs> İki mutlak değer birbirine eşitlenmiş mi? Evet. Ben bunun hangisinin pozitif, hangisinin negatif, şu olduğunu bilmiyorum. Dört tane ihtimal var. Bunları ben sadeleştirip ikiye düşürdüm. Grupladım. Dedim ki bir. Her ikisini pozitif çıkarıyorum. 2x artı 6 eşittir. x eksi 15 dedim. Her ikisini pozitif çıkarırsam x'i karşıya at. 6'yı bu tarafa at. Eksi 21. x eşittir. Eksi 21 olabilir. İkincisi. Birini pozitif al, birini negatif al. Mesela sallıyorum. Bunu pozitif alıyorum. Pozitif. Bunu negatif kabul ediyorum. O zaman bu pozitifse aynı dışarı çıkar. Diğerinde zıt işaretiyle yani eksiyle çarparak dışarı çıkarıyorum. Eksi x eksi 15 yapıyorum. X 15 olarak almıyorum. Eksiyle çarpıyorum. Bu da aynı doğru sonucu verecek arkadaşlar. Eksiye at içeriye. Eksi x artı 15 yapar. Bak sakın bunu çarptığında bununla çarpmayı da unutma. Ha. Yani bu eksi sadece x ile çarpılmaz. Eksi 15 ile çarpılır. Artı 15 yapar. Eksi x attım 3x oldu. Artıyı bu tarafa attım 9 oldu. Her iki tarafı 3'e böldüm. x’ine çıktı? 3. Wow. 2 tane çözüm sağlayan x değeri var. Biri eksi 21 biri de 3. Yerine yaz doğru çıkacak. Tamam o zaman şunu bileceksin. Her ikisinde pozitif çıkaracağız. Birincisinde ikincisinde herhangi bir tanesini negatif çıkaracağız. Yani eksiyle çarparak çıkaracağız. Şunu diyebilirsin. Hocam efendim yalım. Ben bunu aynen dışarı çıkarsaydım artı kabul etseydim bunu eksiyle çarpıp çıkarsaydım yine aynı sonuç çıkar buradaki? Evet aynı çıkardı merak etme. Tamam. Bu sorulara siz sorabilecekmişsiniz gibi ben cevap veriyorum arkadaşlar önceden. Bunu anlaşmış olalım. Denklemin çözüm kümesini bulalım. Hmm, bakalım bakalım bakalım. Nasıl yapacağız? Şöyle bu mutlak değer bölüm halinde ya. Bunu 3x 10 bölü mutlak değer x diye ayıramaz mıyım? Eşittir 2. Hayır. Mutlak değeri paya ve paydaya verdim. Sonra dedim ki bu bölüm halindeki mutlak değeri karşıya at. Tamam. 3x eksi 10 eşittir. 2 çarpı mutlak değer x oldu mu? Oldu. Aa, iki tane mutlak değer birbirine eşit. Ne yapacağım? Biraz önce öğrendiğim şey. Bir, ikisini aynen çıkaracağım. İki, birini pozitif çıkarıp birini negatifmiş gibi çıkaracağım. Tamam. Diyorum ki ikisini önce aynen çıkarayım. Bunu 3x eksi 10 diye çıkarıyorum. Bunu da aynen çıkarıyorum. 2x oluyor. 2x'i attım. 3x'in yanına çıkardım. x oldu. Eksi artı diye attım. Bu oldu. Güzel. Şimdi gelelim diğer tarafa. Birinciyi pozitif alıyorum. ikinciyi negatif alıyorum. Birinciyi pozitif aldığım için aynen çıkardım. İkinciyi negatif kabul ettiğim için eksiyle çıkardım. x değil eksi x diye çıktı. 2 ile çarpıldı. Eksi 2x oldu. Güzel. Eksi 2x buraya artı 2x diye geçti. 5. 10 buraya eksi değil artı diye geçti. 5'e böldüm. x'ine çıktı. 2. Çok iyi. Yani bu kuralı da bileceğiz arkadaşlar. Yani bazı şeyleri de evet, ezberlememiz gerekiyor. İki mutlak değer birbirine eşit gördüğüm zaman birini e, bir, ilkinde her ikisini aynı artı çıkarıyorum aynı işaretli. İkincisinde de birini aynı işaretle birini zıt işaretle çıkarıyorum. Eksiyle çarparak çıkarıyorum. Tamam Tamam. Şimdi ilk başta ezberlersin ama kullana kullana öğrenirsin. Kullana kullana oturur arkadaşlar. Merak etmeyin. Uf, bir yudum sağlayayım. Bu arada yarım saati geçmiş. Yani istediğin yerde mola verebilirsin. Sana bırakıyorum. Çok da uzaklaşma. Küçük bir mola verebilirsin. Mutlak değerli eşitsizlikler. Arkadaşlar eşitsizliklerde de aynı şeyi yapacağız. Bir artılı çıkaracağız. Bir eksil çıkaracağız. Bu kadar. Hiçbir şey değişmiyor. Tamam mı? Sadece özel bir yöntem var. Adı sandviç yöntemi. O da şu. Eğer ki bir mutlak değerli ifade bir sayıdan küçükse. Bak sayı büyük mutlak değerli ifade küçükse. Mutlak değerli ifade küçükse şöyle yapacaksın. Bu mutlak değerin içindeki x sayıdan küçük onun zıt işaretinden büyük olacak. Buna sandviç yöntemi diyoruz. Eğer büyük sınırı varsa küçük sınırı da onun zıt işaretidir. Yani şöyle düşün. Mesela buradaki gibi. Mutlak değer x demiş ki 5'ten küçük. A diyeceksin 5 büyük mutlak değer küçük. O zaman bu x bilinmeyeni sandviç gibi araya sıkıştıracağım. Büyük olan 5'ten küçüktür. 5'in zıt işaretisi olan eksi 5'ten büyüktür deyip kısa ve pratik yolu yapacağız. Bunu ne zaman yapıyoruz? Mutlak değer küçük olduğunda sayı büyük olduğunda. Tam tersi olsa yapabilir miyim hocam? Mutlak değer büyük, sayı küçük. Hayır, Burada da yapamazsın. Heh, tamam. Sandviç yöntemi yapmak için üst sınırın belli olacak, alt sınırında da onun zıt işaretlisi olur. Bitti bu kadar. Şimdi bu teorikçi, şey, pratik kısmıydı. Teorisi nasıl? Yani genel eksel yöntemi nedir? Bir mutlak değerli ifade diyelim 5'ten küçük. Ben x'in ne olduğunu biliyor muyum? Bilmiyorum. 1 diyorum. x pozitif olsun. O zaman x aynen çıkarıyorum. Diyorum ki 5'ten küçüktür. Doğru. 2 diyorum. Ya belki x negatif. Negatifse eksiyle çarparak çıkarıyorum. Eksi x diye çıkarıyorum. Küçüktür 5'ten diyorum. Şimdi bunu nasıl bir denkleme çeviririm? Burada x'i biliyorum. 5'ten küçük. Burada da eksi x'i biliyorum. Eksi x değil. Bana x lazım. O yüzden burada denklemin her iki tarafını hem burasında hem burasında eksiyle çarpıyorum. Eksiyle çarparsam bu x yapar. Eksiyle çarparsam eksi 5 yapar. Eşitsizlik yön değiştirir. Wow. Daha önce öğrendiğimiz şey. Bizi takip ediyor. O zaman burada ne anladım? Benim x değerim şunu biraz kısaltayım. Fazla uzun yapmışım. Benim x değerim. Bak burada 5'ten küçüktür. Burada da eksi 5'ten büyüktür. Bak eksi 5 küçük x büyük. x büyük eksi 5 küçük. Buraya yazıyorum. Bak burada söylediğim şeyin aynısına ulaştım. He. Bunu bu kadar uzatmaktansa bu pratik yolunu yapmak daha kolaydır. Ama bunu da bileceğiz. Mutlak değeri bir artılı çıkarıyorum bir eksili çıkarıyorum. Bu hep geleneksel yöntem zaten. Bak çözeceğim. Şimdi 1. Sandviç yöntemine uyuyor mu? Uyuyor. Mutlak değer küçük, sayı büyük. Diyorum ki buradaki 2x hatta altına yazayım. Buradaki 2x üst sınır olan 8'den küçüktür ama onun zıt işaretisi olan 8'den de büyük eşittir diyor. Bitti. Burada şimdi büyük eşittir olduğu için burada da böyle küçük eşittir kullandım. Bu kadar. Her iki tarafı 2'ye bölüyorum. 2'ye böl x yapar. 2'ye böl 4 yapar. 2'ye böl eksi 4 yapar. Al. X bu aralıktadır. Eksi 4, 4 kapalı aralığında. Çözüm kümesini bulur. Diyeceksin ki çözüm kümesi x eksi 4 ve 4 kapalı aralığında. Çünkü sınırlar dahil. Köşeli parantez yapıyorum o yüzden. Anladık mı? Anladık. Şimdi gel. Bir de teorisine bakalım. Diyorum ki mutlak değer 2x 8'den küçük. 1. 2x'in ne olduğunu biliyor muyum? Bilmiyorum. O zaman diyorum ki 1. Pozitifmiş gibi çıkarıyorum. 2x aynı an dışarı çıkarıyorum. Küçüktür 8 diyorum. 2. 2x belki de negatifti. Bilmediğim için eksiyle çarparak dışarı çıkarıyorum. Küçüktür 8 diyorum. Güzel. Burayı çözerken her iki tarafı 2'ye bölüyorum. X ne oluyor? 4'ten küçük. Burayı çözerken her iki tarafı eksi 2'ye bölüyorum. Eksi 2'ye bölersem x yapar. 8'e eksi 2'ye 4 yapar. Eşitsizlik yön değiştirir. Çünkü negatif sayıya böldüm. Aha x diyorum 4'ten küçük eşit. x eksi 4'ten büyük eşit. Aynı x. Bak 4'ten küçük eşit. Eksi 4'ten de büyük. x büyük eksi 4 küçük. Eksi 4 küçük olduğu için uca yazıyorum. Bu. Bak buldum. Ben biraz önce sandviçte de aynı şeyi bulmamış mıydım? Vay çok iyi. Devam. Çözüm kümesini bulun. Ben bakıyorum mutlak değer küçük, sayı büyük. Sandviç yöntemi. 3x-9 hemen sandviç yapıyorum. 27'den küçükse zıt işaretisi olan eksi 27'den büyüktür. Üst sınırın zıt işaretini alt sınır olarak yazıyorum. Her yere 9 ekliyorum. Bu 3x yapar. Bu 36 yapar. Buna 9 eklersem ne yapar? Eksi 18 mi dediniz? Evet. Her yeri 3'e bölüyorum. Bu x yapar. Bu 12 yapar. Bu eksi 6 yapar. Çözüm kümesini bulun. Eksi 6 12 aralığında. Çözüm kümesi nedir? Eksi 6, 12 açık aralığı sınırlar dahil değil. O yüzden gergin parantez yapıyorum. Bu kadar. Devam. Şimdi mutlak değerli bir ifade sayıdan büyük olursa. Bu sefer mutlak değer büyük sayı küçük. Burada sandviç yapamazsın. Ne yapacaksın? Çok basit. Mutlak değer bir pozitif bir negatif çıkaracaksın. Hepsi bu. Şöyle şeyleri anlatmayacağım ben size. Geç. Hemen sayısal örnek. Hatta dur. Şuradaki altı üzerinden anlatayım. Mesela mutlak değer x 6'dan büyükmüş. Tamam çok basit. Ben x'in pozitif mi negatif mi olduğunu bilmiyorum. Diyorum ki x pozitif olsa aynı an dışarı çıkar. x büyüktür 6 olur. x negatif olsa eksiyle çarpılarak dışarı çıkar. O da büyüktür 6'da. Buradan x'in alttan büyük olduğunu biliyorum. Bu her iki tarafı eksiyle çarp. Bu x yapar. Bu eksi 6 yapar. Eşitlik yön değiştirir. O zaman diyorum ki benim x'im bak 6'dan büyükmüş. Ee, pardon. Pardon. Aynı aynı denklemde göstermeye çalıştım. Olmadı. Olmaz x'im ya 6'dan büyüktür ya da eksi 6'dan küçüktür. Nasıl yani hocam? Tezatlık yok mu? Yok. Bak. Olay şu. Arkadaşlar. Göstereyim sayı doğrusuna. Benim x değerim ya 6'dan büyüktür. Bu 6 sayısı olsun. Tamam mı? Şurası 6. Ya 6'dan büyüktür ya da eksi 6'dan küçüktür. Şurada eksi 6 olsun. Ya da eksi 6'dan küçüktür. Burası. Birbirinden kopuk bir aralık. Yani bütün reel sayılarda şu kısım hariç Kalanların hepsi. burada kırmızı bölgeyi istiyor. X'ler burada da olabilir. Burada da olabilir. O yüzden tek bir satırda tek bir seferde yazamadım. Yazarken şöyle yazacağım. Diyeceğim ki X şu. X diyeceğim ya 6'dan büyük olacak. X diyeceğim ya da eksi 6'dan küçük olacak. Bana bunun çözüm kümesini yaz derse şöyle yazacağım. Çözüm kümem şudur. Nedir biliyor musun? Bir kere eksi sonsuzdan eksi 6'ya kadar. Eksi sonsuzdan eksi 6'ya kadar alırım. Bunu al. Sonra 6'dan da sonsuza kadar. 6'dan da sonsuza kadar bunu da alırım. Peki bu ikisini ne yapacağım ben? Kucaklayacağım, toplayacağım, birleştiriyorum. Birleşim diyorum. Çözüm kümesi eksi sonsuz eksi 6 aralığı birleşim 6 sonsuz aralığı. Bu kadar. Aa çok iyi. Ya da şöyle diyebilirsin. Hocam ya Allah'ın sersen. Bu sayı doğrusu bütün reel sayılar değil mi? Evet. Bütün reel sayılardan sadece şu istenmeyen kısmı çıkarıp at ya. İstenmeyen kısım ne? Eksi 6 ile 6 aralığı. Çıkar. Eksi 6 6 aralığı çıkar at. Bu kadar. Reel sayılardan eksi 6, 6 at. Bu da doğrudur. Bu da doğrudur. Ama biz genelde şunu kullanırız. Bunu da söyleyeyim. Tamam. Güzelmiş. Hocam neden attığınızda köşeli parantez var? Çünkü arkadaşlar aldığım kırmızı kısımda köşeli parantez yoksa attığımda olacak. Bunu atmışım. Köşelileri atmışım ki eksi 6 ile 6 kalan kısma dahil değil artık. Atıldı çünkü onlar. Elimizde yok. Onlar gitti. Güzel. Çözüm kümesini bulun. Bakıyorum mutlak değer büyük sayı küçük. Sandviç yöntemi yapamam. Demek ki diyorum ki mutlak değeri bir artılı bir eksili çıkaracağım. Bunu 4x 2 büyük eşit 18 ya da eksiyle çarpıyorum. Eksi 4x 2 büyük eşit 18 yapıyorum. Tamam. Şimdi burada ne yapacağım? Eksi 2 artı 2 diye atıyorum. 20. Burası ne yapar? 4x. 4'e biliyorum. X 5'ten büyük çıktı. Buraya geliyorum. Eksiyle çarp. Eksi 4x artı 2 büyük eşittir 18 yaptı. Diyorum ki 2 karşıya at 16 yapar. Eksi 4x. Her iki tarafı 4. Eksi 4'e böl. Bu 4. Bu x yapar. Bu eksi 4 yapar. Eksi 4 ile çarptığım için eşitsizlik yön değiştirdi. Sonra diyorum ki bir dakika gel. Benim x'lerim ya 5'e eşit ya 5'ten büyük olacak. Ya da benim x'lerim eksi 4'e eşit. Eksi 4'ten küçük olacak. Sayı doğrusuna çiz. Hemen çiziyorum. Sayı doğrusuna çiziyorum. Diyorum ki sayı doğrusunda benim x'lerim nerede olacak? Şunlar olacak. Ee, önce şunu yazayım. 5 ya da bak 5 dolu 5 ya da 5'ten büyük olacak. Eksi 4 ya da eksi 4 dolu. Eksi 4'ten küçük olacak. Burası. Çözüm kümesini yaz derse. Çözüm kümesi. Taradığım yerlere bakıyorum. Eksi sonsuzdan eksi 4'e kadar. Eksi sonsuz eksi 4. Birleştir. Sonra nedir? 5'ten sonsuza kadar. 5 sonsuz. Bu. Mükemmel. Çözüm kümesini de bulduk. Devam edelim. Yine bir mutlak değer var. Bu sefer alttan da sınırlamış, üstten de sınırlamış. Yani ne fark eder? Bir pozitif çıkar, bir negatif çıkar. Allah'ın bir tane kuralımız var ya. Şunu bir pozitif çıkar. Aynen çıkarıyorum. X eksi 1, 15. Bir de negatif çıkar. Bak bunu eksiyle çarpıyorum. Eksi, X eksi 1, 15. Hiçbir şey değişmedi ya. Bu kadar. Şimdi burayı çözüyorum. Her yere bir ekle. Bu X olur. 16 olur. Bu ne yapar? 3 yapar. Burası. Buraya geliyorum. Eksi içeri dağıt. Eksi x artı 1. 15. 2. Her yerden 1 çıkarıyorum. 1. Bu eksi x olur. 1 çıkarıyorum. 14 olur. Amacım bu 1'den kurtulmakta. Eksiyle çarpıyorum. Bak bu x olur. Bu eksi 1 olur. Bu eksi 14 olur. Ve eşitsizlik yön değiştirir. Bak döverim. Eksiyle çarptığında bunu unutursan dayak yersin. Sosyal medyadan uzaktan dayak yersin benden. Söyleyeyim. Bu kadar. Peki hangisini dinleyeceğiz hocam? Bir tanesi diyor ki x 3 ile 16 arasında öbürü diyor ki hayır eksi 1 ile eksi 14 arasında. Mutlak derin içindeki ifadeyi bir aynen bir de eksiyle çarparak dışarı çıkaralım diyor. Bunu zaten yaptığımız şey. Ben orayı niye okudum ki? Gel sayı doğrusunu çizelim bakalım hangisini dinleyeceğiz? Ne yapacağız? Önce bakıyorum. Ne diyor? Bu diyor ki 3 ile 16 arasında. Tamam. 3 boş 16 dolu bu aralığı al diyor. Tamam. İlkini dinledim. Öbürü diyor ki eksi 1 ile 14 arasında al. Tam sıfır da şurada olsun bu arada. Eksi 1 dahil değil. Boş bırakıyorum. 14 arası. Ama eksi 14 arası. Eksi 14 arası. İşte burası. Çözüm kümesi bu taradığım yerlerdir arkadaşlar. Ha yazmak mı istedin? Şöyle yazacaksın. Ee, eksi 14 Eksi 1 Bu açık. Eksi 14 kapalı. Çözüm kümesi. Eksi 14 1. Yarı açık yarı kapalı aralı. Birleşim. 3 açık, 16 kapalı aralı. İşte sana çözüm kümesi. Wow. İ, eksin alabileceği... Aaa. Abo! Soru kökünü okumamışım. Eksin alabileceği tam sayı değerleri toplamını soruyor bana. E çok basit. Bu aradaki tam sayılar nelerdir? Ee, hatta şu, önce şu aradakileri yazayım. Eksi 14 ile eksi 1 arasında. Eksi 14 dahil. Sonra eksi 13. Sonra eksi 12. Sonra eksi 2. Eksi 1 dahil değil. Sonra 3 ile 16 arasında ne var? 3'ü alamıyorum. 4'ü alıyorum. 5, 6, değil mi? 7, tık 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 16'ya kadar alıyorum. Bunların toplamı. o toplamı soruyor. Tamam bir kere şu var bak. Burada 13, 14 var ya. Bir kere 13 şey burada artı 13, artı 14 var ya. Artı 14, artı 14'ü götürür. Art, eksi +14, 14'ü götürür. Artı 13, eksi 13'ü götürür. Artı 12, eksi 12'yi götürür. Ta ki burada işte artı 7, eksi 7'yi götürür. Falan filan. Nereye kadar? Buradaki eksi 4'e kadar. En son işte 6, 5'i götürür. Artı 4, eksi 4'ü götürür. Eksili kısımda sadece eksi 2 kalır. Tamam mı? Artılı kısımda da sadece e, 13, 14 Burası bak 15, 16'yı unuttuk. Ha, 15, 16. Burada sadece 15, 16 kaldı. Güzel. Bir daha kontrol edip Eksi 14'ten eksi e, eksi 13 bir dakika şurada ne vardı lan? Ha, eksi 4, eksi 3, eksi 2 vardı. Tamam burada artı 4'ten 14'e kadar gidecek. Eksi 4'ten 14'e kadar gidecek. Tamam. Burada ne kaldı? Eksi 3, eksi 2. Burada 15, 16 kaldı. Bu ikisinin toplamı ne yapar? Eksi 5, ee, 26 yapıyor. Evet. Şurası ne yapıyor? 31. Pozitif 31'im var. Burası da eksi 5 yapar. Toplarsam mafi 26 yapar. Dur bir dakika. Şunu bir daha yap. Kafamı, kendi kafamı karıştırdım. Sayıları yanlış yazdım sanki. Tane tane. Sıkıntı yok. Kontrol edeceğiz. Yapacağım şey şuydu. Şu alttaki tam sayılar nelerdir? Eksi 14. Eksi 13. Eksi 12. Tık 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 tık. Eksi 4. Eksi 3. Eksi 2. Buradaki tam sayılar nelerdir? 3'ü alamazsın. 3 boş çünkü. 4. 5. 6. 7. Tık tık. 10. 3. 14. 15. 16'yı alıyorsun. Bak. Şunu kastediyorum. Eksi 4'ten eksi 14'e kadar burada artı 4'ten artı 14'e kadar birbirini nötrler. Heh, bunu kastetmiştim. Aferin şimdi güzel anladım. Burayı toplarsam ne yapıyor? Eksi 5. Burayı toplarsam ne yapar? 31. 35 eksi 5 daha ne yapar? 26. Tamam. İkisinin toplamı da burada 26. Tamam cevap doğruymuş arkadaşlar. Telaş yok. Her şey doğru. Demek ki soru kökünü okumak lazım. Benim gibi yaparsanız yanılabilirsiniz. Devam. Ve son soru. Mutlak değeri bölüyorum. 2x eksi 6 bu arada ezan okuyor azizallah. Burayı eksi 5 diye böldüm. Küçüktür 4 diyor. Şimdi bu nedir? Mutlak değer eksi 5 dışarı artı 5 diye çıkar. Bunu sil direkt buraya 5 diye yaz. Bitti bu kadar. Aa hocam her iki tarafı 5 ile çarptım. Burası 2x eksi 6 yapar. Burası 5 k 4 20 yapar. Niye? 5 ile çarptım şu 5 gitti. Bu da 5 ile 4 20 yapar. Ya da buradaki bölü 5'i karşıya çarpı diye 20 yapar. Aynı şey. Eşitsizlik yön değişecek mi? Hayır değişmeyecek. Niye? Çünkü artı 5 ile çarptım her iki tarafı. Eşitsizlik aynı kalacak. Aa hocam bu sandviç olur. Çünkü mutlak değeri küçük. Mutlak değerin üst sınırı belli. Alt sınırda bunun negatifisi olacak. Yani mutlak değeri boz. Dışarı çıkar yani. Bu ne olur? Artı 20. Üst sınırsa eksi 20 alt sınırdır. Bu pratik yöntemidir. Her iki tarafı 6 ekle. Bu eksi 14 yapar. 2x. 6 ekledim. 26 yaptı. 2'ye böl. Eksi 7. X13 Wow. Çözüm kümesi nedir? Çözüm kümesi eksi 7 ile 13 kapalı aralığı. Finito. Çok güzel be. 10 numara sorular çözdük. Güzeldi. Lütfen siz de ödevlerinizi yapın. Şimdi ben kendi işimi bitirdim. Bismillah. Ben tikimi atıyorum. Yapıştır. Çok güzel. Benim işim bitti. Kaldı 3 dersim. Şimdi senin işin başlıyor. Ödevlerini yapacaksın. Sonra sorularını çözeceksin yapamadığın sorular olacak, çözemeyeceksin. Ben bu işi yapamıyor muyum? Beceremiyor muyum? Olmuyor mu? Böyle şeyler yaşayacaksın. Sonra kalkıp diyeceksin ki, bir dakika ya. Kim ilk seferde öğrendi ki? Devam edeceğim, uğraşacağım. Bir daha izleyeceğim. Sorunun video çözümünü izleyeceğim diye 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 gelişeceksin. Bir de şunu unutma. Ana iskeleti çok iyi öğren illaki çözemediğin soru olacak. Tamam mı? Yani bir konuyu öğrenmek demek bütün soruların çözücü olmak demek değil. %85-%90 sorularını çözmen lazım. Çözemediklerinde çözümüne bakıp çözersen oradan da bir şeyler öğreneceksin. Ve matematik soru etrafında dönerek öğrenilir. Kurallar tabii ki kural lazım, tanım lazım, tanımı bileceksin, kuralı bileceksin eyvallah. Ama bunları akılda tutmanın, pekiştirmenin yolu bol bol soru çözmektir. Bunu anlatıyorum. Yoksa kural önemli değil, formül önemli değil, tanım önemli değil demiyorum. Onlar lazımdır, gereklidir ama tek başına yetmez. Üstüne bol bol soru eklemen gerekir. Artık dilimde tüy bitti bunu söyleye söyleye. Artık anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Evet bir sonraki ders görüşeceğiz kendinize çok iyi bakın sizi seviyorum bay bay